أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ve alâ âlihi ve sahbi ecmain. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar değerli dostlarımız. Kur'an gününe hoş geldiniz. Elhamdülillah Ramazan ayında 12. günümüze girdik ve bugün de konumuz Kur'an-ı Kerim'den 12. cüzden olacak. 12. cüzde malumunuz Hud suresi var. Konumuzu oradan seçtik ve bugün diyeceğiz ki salih amel işleyen ve salih amel işlemeyi diğer insanlara tavsiye eden bir topluma Allah'ın rahmeti celp olunmuş olur. Allah'ın rahmeti o topluma yönelir. Bunun tersini yapmak ise yani salih amel işlememek ve salih amel işlemeyi diğer insanlara, toplumumuza, cemiyetimize anlatmamak, bunu yaygınlaştırmamak Allah'ın gazabının celbine vesile olur diyeceğiz. Bu konuda inşallah beraberce bir güzel Ramazan sohbeti gerçekleştirmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Günümüz hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah hepimize Kur'an-ı Kerim'i okudukça heyecanlanmayı, okuduklarımızı yaşadıkça daha çok heyecanlanmayı ve ümitlenmeyi ve sevinmeyi, böylece Kur'an-ı Kerim'i okudukça, Kur'an-ı Kerim'den sohbetler dinledikçe yeni hakikatler öğrenme ve öğrendiklerimizi yaşama konusunda şevklenmeyi nasip eylesin. Hocam insan Kur'an-ı Kerim okuyunca, şimdi aklıma geldiği için hemen sormak istiyorum, heyecanlanır mı? Muhakkak, çünkü insan mesela susuz bir insan, yani iyice susamış bir insan, diyelim pınarı görünce, çeşmeyi görünce, suyu görünce, belki de suyu, çeşmeyi duyunca heyecanlanıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de bol bol nefsimizin hoşuna gitmeyen emirler var. Günahlardan çekinme emri, namaz emri, oruç emri gibi ve insan nefsini de bunları duymaktan çok heyecanlanmıyor. O zaman nasıl Kur'an-ı Kerim insanı heyecanlandırır? İnsan sadece nefisten ibaret değil. İnsanda nefis var ama ruh da var. Yani insanda beden var ama ruh da var. Elbette Kur'an-ı Kerim'deki haberler, ebedi hayatla ilgili haberler, Allah'ın güzel isimleriyle ilgili hakikatler ruhu heyecanlandırıyor. Kalbimizi heyecanlandırıyor. Vicdanımızı, aklımızı nurlandırıyor. Nefsimizi de terbiye ediyor. Nefsimizin de terbiye olması aslında onun bir nevi heyecandır. Bir nevi mutluluğudur. Yani daha iyi hale gelmek, nefsimizin ahirete hazırlanması, ebedi hayatta ruha arkadaş olmaya liyakat kesbetmesi aslında nefsin de en hayırlı hali, güzel hali. Fakat Kur'an-ı Kerim doğrudan doğruya insanın bütün manevi latifelerine, başta ruh olmak üzere, kalp olmak üzere bütün manevi latifelerine gıda olduğu, nur olduğu, kuvvet olduğu için insanın insani cihetini, insani latifelerini her okumak ve dinlemek heyecanlandırır ve canlandırır. Yani bilhassa cennet tasvirleri nefsimizi dahi heyecanlandırır. Oraya doğru meylini artırabilir. İnşallah. Cehennemle ilgili haberler, tehditler de dünya ve ahirette tehlikelere yuvarlanmaktan insanı koruyan sırları içinde taşıyor. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki günahta ısrar edenlere müteveccih olan tehditleri de koruyucudur. Koruyucu kelimesini unutmazsak. Koruyucu, yani dereye yuvarlanmaktan, çukura düşmekten, karanlığa düşmekten, ızdıraba düşmekten, dünya ve ahirette çıkmazlara, karanlıklara yuvarlanmaktan bizi koruyan sırlar taşıyor Allah'ın yasakları, haramlardan sakınmak. O bakımdan dikkatlice Kur'an-ı Kerim'i okuyan, dinleyen ve elbette en önemlisi yaşayan, okuduğunu ve dinlediğini yaşamaya çalışan da İştah uyanır. Biz ruhumuzla, kalbimizle, aklımızla Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlere şiddetle muhtacız. Yani bedenimizin havaya, suya olan ihtiyacı gibi ruhumuzun, kalbimizin, vicdanımızın, aklımızın, sırrımızın ve diğer latifelerimizin Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamaya şiddetle ihtiyacı var. İşte Kur'an-ı Kerim'i okumak, Kur'an-ı Kerim ile alakalı sohbet dinlemek öncelikle bu ihtiyacımızın farkına varmamıza vesile. Yani insan dünyevi, fani, geçici işlerle meşgul olunca ruhunu ve kalbinin ihtiyacını fark etmemeye başlayabiliyor. Şiddetli ihtiyacı olduğu halde fark etmiyor ihtiyacını. İşte Ramazan ayında bilhassa, Ramazan ayı
Kur'an ayı, Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i daha çok okumak ve dinlemek, Kur'an-ı Kerim'le ilgili sohbetleri dinlemek, o ihtiyacımızın farkına varmaya vesile. İhtiyacımızın farkına varınca da o ihtiyacımızla alakalanmaya başlarız. İhtiyacımızla, ruhumuzun ihtiyacıyla, kalbimizin ihtiyacıyla alakalanmaya başlayınca da Allah'ın rahmetiyle bir ferahlık, bir genişlik, bir inşirah, bir manevi, hakiki, ulvi lezzet hissetmeye başlar mümin. O da heyecanlandırır. Yani ihtiyacın karşılanmış olması, şiddetli ihtiyacın daha doğrusu, şiddetli ihtiyacın, bedenimizin havaya olan ihtiyacı gibi ruhumuzun Allah'ı zikretmeye ihtiyacı var. Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an-ı Kerim'i dinlemek Allah'ı zikirdir. Allah'ı en güzel şekilde zikretmektir. Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamak Allah'ı zikirdir. Ruhun bu ihtiyacı çok şiddetlidir. Bu şiddetli ihtiyacı karşılamak da ruh için bir heyecan, bir hakiki saadet, bir manevi bayram vesilesidir. Bu heyecanın mühim bir özelliği de galiba hiç bitmemesi. Öyle. Baki olan alemden haber verdiği için, baki olanı arayan ruhumuza ve kalbimize gıda olduğu için hiç bitmiyor, gittikçe daha da artıyor. Öyle. Oysa dünyevi şeyler olan heyecanımız, eve olan, arabaya olan ilk kavuşma anındaki heyecan kısa bir süre sonra bitiyor. Ve artık eğer tabii onu hayırda kullanmıyorsak bilhassa veya onun nefsine bakan kısmı itibariyle, dünyaya bakan yüz itibariyle artık ilk heyecanı kalmıyor. Oysa orada, evet. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, Kur'an-ı Kerim'i öğrenme konusundaki heyecan yaşlandıkça daha da artıyor. Bunu birçok güzel insanın hayatında görmek, fark etmek mümkün. Öyle. Mesela ev dediniz de onun için araya girmeye çalıştım ben oturum diye. Mesela evde, şimdi ev aldığı zaman insan çok sevinir. Yani nefsi de sevinir. Geniş bir ev olsa insanın, önünde bahçe olsa, bahçesinde havuz olsa, kamelya olsa, içinde çaylar içilse, insan buna sevinir. Böyle bir evinin olmasını arzu eder, sevinir. Fakat bahsettiğiniz gibi onun sırf nefse bakan kısmıyla ilgili heyecan ilk günden sonra düşmeye başlar. Hatta daha güzel evleri gördüğünde veya düşündüğünde yavaş yavaş zevk almamaya başlayabilir o güzel evden, bahçeden. Fakat o evde Kur'an okursa, o evde Kur'an-ı Kerim'le ilgili sohbetler yapılırsa, o evde arkadaşlarla bir araya gelinip Allah zikredilir, Allah'ın emirleri konuşulursa, o evi Allah için sevme artmaya başlar. Yani ilk aldığı zamanki sevgisi o eve, muhabbeti artık birinci yılında, üçüncü yılında, beşinci yılında 10 kat, 20 kat, 100 kat artar. Niçin? Fark ne? Çünkü evde cennete hazırlık yapıldığı için. O evde sanki cennetin güzel lezzetleri fark edilmeye başlanır. Yani cennet saraylarının bir numunesi, bir gölgesi gibi olur ev. Bak gölge diyorum. Yani cennetteki ebedi sarayların gölgesi gibi sevimli olur içinde Kur'an-ı Kerim okunan, Kur'an-ı Kerim'in yaşandığı, Kur'an-ı Kerim'le ilgili sohbetlerin yapıldığı ev, cennetteki o ebedi sarayların lezzetini, havasını, kokusunu dünyada Allah'ın hikmetinin gerektirdiği şekilde insana tattırır. O bakımdan gittikçe o eve olan hürmet, sevgi derinleşir. Yani bir ara sohbetimizde demiştik yani ihtiyaç olup içinde Allah'ı zikrettiği, Kur'an-ı Kerim okuduğu, arkadaşları çay içtiği, sohbet ettiği, Allah'ın emirlerinin konuşulduğu evi satması gerektiğinde biraz tatlı bir hüzünle satar. Yani satayım da kurtulayım, daha iyisini buldum. Böyle değil de yani daha iyisine kavuşmanın heyecanını yaşarken içinde Allah'ı zikrettiği, cennetin kazanılmasına vesile salih amellerin işlediği evden ayrılmak da tatlı bir hüzüne, tatlı bir üzüntüye sebep olur. Daha iyisini alacak olsa bile öyle. O evde cennete vesile çok hayrat işlediği için tatlı bir üzüntü olur. Birlikte onunla olur. Öyle. Dolayısıyla bunun için söyledik. Kur'an-ı Kerim okunan evler güzelleşir, nurlanır. Kur'an-ı Kerim sohbetine, Kur'an-ı Kerim'le alakalı sohbete gidilen arabalar sevimli hale gelir. Yani Kur'an-ı Kerim'den sohbetlerin yapıldığı ağaçların altı çok çok heyecan vermeye başlar insana. Kur'an-ı Kerim'le ilgili sohbetler yaptığımız arkadaşlarla olan sevgimiz derinleşir. Onlarla daha çok sohbet yapmak isteriz. İştahımız artar. Yani şevkimiz artar. Yani Kur'an-ı Kerim'in indiği gece şereflenmiş. Öyle. Kadir gecesi olmuş. İndiği ay, Ramazan ayı en mübarek bir ay olmuş. İndiği belde, Mekke, Medine,
beldelerin en şereflisi olmuş. İndiği şahıs Peygamberimiz Aleyhisselam insanlığın efendisi olmuş. Öyle. Demek ki onun okunduğu, yaşandığı evde, arabada, mekanda, bahçeler, onu okuyan dil, onu zikreden kalp, onu hatırlayan ruh da elbette değerlenir, şereflenir, kıymeti artar. Evet, onun için arabadan, telefondan, evden, evdeki eşyadan daha ciddi ve yüksek lezzet almak isteyenler, gittikçe aldıkları lezzetin, ulvi lezzetin derinleşmesini, parlamasını, genişlemesini isteyenler, evlerini ve diğer eşyaları salih amel işlemekte, Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini okumakta yardımcı olarak, yardımcı değerlendirmeli. Yardımcı olunca evdeki eşyalar, evdeki diğer bütün alet edevat Allah'ın emirlerinin öğrenilmesine, anlatılmasına, yaşanmasına yardımcı oldukça nurlanır, güzelleşir ve insana daha sevimli gelmeye başlar. Onun için zaman zaman tazeliyoruz. Allah'ın emirlerine göre yaşadıkça bu dünya hayatı da güzel olur. Bu dünya hayatı da sevimli hale gelir. Yani Allah'ın emirlerini yaşamaya ve bugünkü mevzumuz başkalarına anlatmaya çalışarak Allah'ın rahmetini üzerine çeken insan, yani ara sıra nefsine uyup yanlış sözler söylese de böyle devamlı ve bilerek ben hayattan bıktım, usandım demez. Allah'ın her gün açtığı yeni gün onun için büyük bir heyecana, şevke ve ümitlenmeye vesile olur. İnşallah ona birazdan geniş geniş gireceğiz. O İnşallah. Konumuza girmeden önce konumuz 12. cüzde ve Hud suresinde geçiyor. Ayet, konumuz olan ayet. Kısaca Hud suresi nelerden bahsediyor? Onun hakkında bilgi alabilir miyiz? Hud suresi peygamberlerden, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden Hazreti Hud aleyhisselam'dan, onun tevhid mücadelesinden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in tamamında en çok anlatılan tevhidle alakalı, yani Allah'ın varlığı, birliğiyle alakalı hakikatler, nübüvvetle, peygamberlikle ilgili hakikatler, ahiretle, öldükten sonra diriltilmemizle ilgili, yeni ve ebedi hayata insanların kavuşmasıyla ilgili hakikatler, adaletle ilgili hakikatler, ibadetle ilgili hakikatler Hud suresinde de geniş bir şekilde anlatılmış. Ayrıca Hud aleyhisselamla beraber Salih aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamla alakalı kıssalar da Hud suresinde anlatılmış. Adı geçen peygamberlerin mücadelesi, çektikleri meşakkatler, zorluklar, Allah'ın onlara inayeti, yardımı, tesellileri Hud suresinde Peygamberimiz aleyhisselama ve bütün ehli imana anlatılıyor. Böylece Allah'ın emirlerini yaşarken ve anlatırken zorluk çekenler, meşakkat çekenler teselli ediliyor Hud suresinde. Peygamberimiz aleyhisselam bilhassa cuma günleri Hud suresinin okunmasını tavsiye ediyor. Ayrıca Peygamberimiz aleyhisselam Hud suresi beni yaşlandırdı diyor. Niçin? Evet, bunu merak edelim. Hud suresi beni yaşlandırdı diyor. Niçin? Hud suresindeki 112. ayet-i kerimeyi kastederek Peygamberimizin aleyhisselam Hud suresi beni ihtiyarlattı dediği rivayet ediliyor. 112. ayet-i kerimeyi okuyalım. Estağfirullah. Festakim kema ümirte ve men tabe ma'ake ve la tedgav innehu bima ta'melune basir. Sadakallahu azim. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Bu ayet, bu mealdeki ayet. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol, tevbe edip seninle beraber Allah'ın yoluna dönenler de dosdoğru olsunlar. Yani istikamet üzere olsunlar. Her namazda, her rekatta okuduğumuz Fatiha suresindeki sırat-ı müstakimi Cenab-ı Hak emrediyor burada da. Haddinizi de aşmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Dosdoğru olmak her işte aşırılıklardan kaçıp istikamet üzere olmak demektir. Sevgi severken, kızarken, elimizdeki imkanları kullanırken, mesela israftan uzak, cimrilikten uzak, iktisatlı olmak, cömert olmak, aynı şekilde ahlakta, güzel ahlakta mesela mütevazi olmak, yani kibirli olmamak, zelil de olmamak, başkalarının haklarını çiğnememek, fakat kendi haklarımızı da çiğnetmemek, kendi haklarımızı müdafaa etmek, başkalarının bizim haklarımızı çiğnemelerine sebep olacak
zaaf göstermemek, insanlarla münasebetlerde, bütün bunlar dost doğru olmanın içinde olan hakikatler. İslam'ın emrettiği, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam tebliğ ettiği dini olduğu gibi yaşamak. Güzelce yaşamak. Ki en zoru da bu herhalde. Anlatmak nispeten kolay. Okumak, öğrenmek kolay ama onu yaşamak, onun gereği gibi hayat tarzı sürdürmek çok zor olan bu. Ama inşallah Cenab-ı Hakk'ın bir ismi müyessirdir. Emirlerini yaşamayı arzu edenlere Allah emirlerini yaşamayı kolaylaştırır. Cenab-ı Hak'tan her namazda, her rekatta okuduğumuz Fatiha suresinde o dost doğru yoldan bizi ayırmamasını, ebedi cennete giden yolda bizi daim eylemesini, beni diyerek değil, bizi diyerek, bütün mümin kardeşlerimiz de kast ederek Allah'tan niyaz ediyoruz. Dolayısıyla bütün mümin kardeşlerimizin duasını almış, onlara dua etmiş. Böylece el ele müminler, el ele omuz omuza vererek beraberce ebedi cennete giden yolda, dost doğru yolda, sırat-ı müstakimde daim olabilmek için devamlı Allah'tan yardım istiyorlar. Yardım istiyoruz. İnşallah Allah'ın yardımıyla mesuliyetimizi idrak eder ve Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şekilde ebedi cennete giden yol olan sırat-ı müstakimde hep beraber daim oluruz inşallah. Hud suresini okuduğumuzda, Hud suresiyle alakalı bir sohbet dinlediğimizde de Peygamberimizin aleyhisselam Hud suresi beni ihtiyarlattı dediğini hatırlayarak mesuliyetimizi hatırlarız. Mesuliyetimizin gereklerini yerine getirme hususunda Allah'tan yardım istemeye olan ihtiyacımızı hatırlarız. Allah'tan yardım istemenin de en güzel ifadesi 5 vakit namaza dikkat etmektir. Dolayısıyla Hud suresini okuduğumuzda, dost doğru olmamız gerektiğini düşündüğümüzde namazı hatırlamayı, namaza dikkat ve devam etmeyi hatırlamayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin inşallah. Şimdi aramızın vakti geldi. Aramızdan sonra inşallah konumuza bir giriş yapmış olalım. İnşallah. Değerli dostlarımız, kısa bir aramız var. Kur'an günlüğünde beraberliğimiz devam edecek.